Hepimiz efelerin, zeybeklerin, emekli askerlerin, öğretmenlerin, imamlar ve müftülerin, kadın ve çocukların Kurtuluş Savaşı'ndaki kahramanlıklarını duymuşuzdur. Peki bugün hikayesini anlatacağımız Ortodoks bir papaz olan Papa Eftim'in hikayesini kaçımız duydu? Papa Eftim, Yozgat'ın Akdağ Maden ilçesinde doğmuş olup Anadolu Ortodoks cemaatinin lideridir. Anadolu Ortodoksları etnik olarak Türktür. Orta Asya'dan göçmüş ve Hristiyanlığı benimsemişlerdir. Türkçe konuşur, Türkçe ibadet ederler. Ne var ki bizler onları hep Rum, Rumlar ise onları hep Türk olarak tanımıştır. Papa Eftim'in yaşadığı yıllarda Osmanlı Devleti ölüm fermanı niteliğindeki Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzalayarak savaştan yenik bir şekilde ayrıldı. Antlaşmanın 7. maddesi tam bir facia olup ülkeyi işgale açık bir hale getirdi. Bu madde itilaf güçlerine güvenlik gerekçesiyle istedikleri bölgeleri işgal etme hakkı veriyordu. Anadolu'da başlayan işgaller de bu maddeye dayanılarak yapıldı. Yunanistan, Megali İdea hedefiyle Anadolu'yu işgal etmeyi planlıyordu. Fener Patrikhanesi ruhani görevlerini unutarak siyasallaşmış, Yunan işgalini ortam hazırlamak için yoğun propaganda faaliyetlerine başlamıştı. Bu arada Patrikhane'ye bağlı Keskin Metropoliti, Anadolu Ortodoks Cemaati Lideri Papa Eftim'e bir genelge göndererek Anadolu'nun Yunanistan'a verildiğini, bu nedenle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanınmamasını, verdiği emirlere uyulmamasını ve artık Türk Devleti egemenliğinde yaşanmaması gerektiğini söylüyordu. Patrikhane'ye bağlı propaganda uzmanları, Avrupa'da Türklerin Hristiyanları katlettiği yalanını uydurarak Türklerin aleyhine kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlardı. Yapılan menfi propaganda etkisini göstermişti. Karadeniz'deki Pontus yorumlar ayaklanırken Anadolu Ortodoks cemaatinde de huzursuzluklar başlamıştı. İşte bu sıralarda sahnede Papa Eftim'i görüyoruz. Yaptığı konuşmalarla Patrikhane'nin çizdiği kara tabloyu aydınlatıyor ve zulme uğrayanları rahatlatıyordu. Yayımladığı genelgede şöyle diyordu: "Ben büyük Allah'ın iradesiyle İsa Mesih'in hizmetkarı, keskin ruhani lideri Papa Eftim, Tanrı babamızdan ve İsa Mesih'imizden hepinize sağlık ve selamet dilerim. Son zamanlardaki Yunan saldırısı nedeniyle biz Anadolu Hristiyanları da Müslümanlar kadar zarar gördük ve hepimiz bu zarardan Fener Patrikhanesi'nin sorumlu olduğunu bilmekteyiz. Türk hükümetimizin kilisemize hiçbir zaman müdahale etmediği inkar edilemez bir gerçektir. İstanbul Patrikhanesi, mübarek İsa Mesih'imizin emirlerine aykırı olarak mezhebimizi şerre alet edip Türk olduğumuz halde bizi Yunanlıymışız gibi göstermektedir. Mezheple milleti karıştırarak bir taraftan bizi Yunanlılaştırmak isterken, diğer taraftan sözde temsilcimiz olarak hükümetimizi Avrupa'ya şikayet etmektedir. Patrikhane haksızdır. Çünkü İsa Mesih'in Resulü Aziz Pavlos, emri altında yaşanılan hükümete itaat edilmesini söylemektedir. Yüce Mesih'imiz, Allah'ın hakkının Allah'a, hükümdarın hakkını hükümdara verilmesini ister. Patrikhane, dilimizi değiştirmek ve Türklüğümüzü unutturmak için çok uğraştı. Buna karşın dilimizi ve Türklüğümüzü yok edemedi. Bizler halis Türk evlatlarıyız. Geleneklerimiz, törelerimiz ve dilimiz bunun kanıtıdır. Düşüncelerimi böylece özetlemiş bulunuyorum. Asırlardan beri Anadolu'daki Türk hükümetleri kilisemize saldırdı mı? Böyle bir şey oldu mu? Haşa! Papa Eftim, bu tarz genelge ve konuşmalarını sürdürerek halkın Patrikhane'nin gerçek yüzünü tanımasını sağladığı gibi olası Ortodoks ayaklanmalarını da önledi. Bir başka konuşmasında şöyle diyordu: "Din, Allah'a ve vicdana bağlıdır. Kiliseler siyaset ocağı değildir. Allah'ın evidir. Fener Patrikhanesi'nin dini ve ruhani görevini unutarak bizim gibi Türk milletinin şanlı evlatlarını hileyle Yunanlılaştırmaya çalışması ve Avrupa'ya böyle göstermesi Allah'ın emrine ve gerçeklerine karşı gelmektir." Papa Eftim'in çabaları ve Ankara'daki ulusal hükümeti açıkça desteklemesi Patrikhane'yi çok kızdırmıştı. Çeşitli yollarla sadrazamı etkileyerek Papa Eftim'in tutuklanıp
patrikhaneye teslim edilmesi kararını çıkarttırdılar. Fakat Eftim'i iyi tanıyan keskin kaymakam Avni Bey bu emri uygulamadı. Tutuklama kararının boşa çıktığını gören patrikhane bu sefer Eftim'in Rus Ortodoks Kilisesi'nden emir aldığı yalanını yaymaya çalıştıysa da istediği sonuca ulaşamadı. Bu arada Papa Eftim halkı aydınlatma çabalarını sürdürüyordu. İnandırıcı konuşması ile dinleyenleri derinden etkileyen Eftim, patrikhanenin türlü vaatlerle kandırarak eşkıyalık yaptırdığı Pontusçu çetelerin çoğunu ikna ederek silahlarını bırakmasını sağladı. Bu yıllarda TBMM binası önünde tertiplenen mitingde Atatürk'ün ricası üzerine etkileyici bir konuşma yaptı. Bu konuşmasında Türklerin İtilaf devletleriyle yaptığı bağımsızlık mücadelesini açıklarken efsanevi Davut ve Goliat öyküsünden yararlandı. İşgalcileri Goliat'a, Türk bağımsızlık savaşçılarını ise Davut'a benzeterek konuşmasını bitirdi. Papa Eftim'in çalışmaları ve irşatları sonunda Türk Ortodoks cemaati arasındaki ihtilaflar ortadan kalkmış ve herkes ulusal mücadeleye katılmıştı. Ben Fatih Akova. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.